Burada tabii öncelikli olarak Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Yine aynı şekilde İnegöl'ümüzün düşman işgalinin de şimdiden kurtuluşunun, zaferinin hayırlı olmasını diliyoruz. Dolu dolu programlar hazırladık. Bunları sizlerle kısa kısa paylaşmak istiyoruz. Az önce arkadaşlarımız videoda da gösterdiler, ifade ettiler. Ben biraz daha bunları hemen sizlere aktarmak istiyorum. Zaferden kurtuluşa olarak programımızın mottosunu belirledik. Bildiğiniz gibi 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramımızı kutluyor olacağız. Burada Atatürk Anıtı'na sabah 9'da çelenk sunumuyla başlıyoruz. Akabinde bu içerisinde bulunduğumuz yeni hizmet binamızın önünde halk dansları gösterileri ve şiirler okunacak. Daha sonra 10.30'da da kaymakamlık makamında resmi kabul töreni gerçekleşecek. Cumartesi günü endüstri meslek sahamızda hemen yine belediye binamızın arka tarafındaki okulumuzun sahasında Madrigal konseri, Zafer'den Kurtuluş'a isimli Madrigal konseri gerçekleşmiş olacak. Pazar günü Şehitler Köyü'nde Kurtuluş Savaşı şehitliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapılacak. Yine köy meydanında Kurtuluş'a özel o dönemde yaşanan olayların ve acıların aktarıldığı anlatımlar gerçekleştirilecek. Yine aynı gün içerisinde Rumeli Derneği Halk Dansları ekibinin savaş oyunu gösterisi gerçekleştirilecek ve lokma ikramlarında bulunulacak. Pazartesi günü 2 Eylül, pazartesi günü 18.30'da bir bisiklet turu gerçekleştiriyoruz. Yine bayraklarla itfaiye kavşağından başlayıp çevre yolu, Fatih Camii ve Atatürk Anıtı'nda son bulunacak bir bisiklet turunu tüm halkımızla gerçekleştirmiş olacağız. Salı günü belediyemizin halk dansları topluluğu tiyatral bir gösteri, halk dansları tiyatral gösterisi yapacaklar. Yine 20.30'da da 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde tarihsel anlatı ve koreografilerle süslenmiş güzel bir gece icra edilmiş olacak. Çarşamba günü bir basketbol şöleni yaşayacağız. Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası'nın finalini yapmış olacağız. 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bu turnuva finali 4 Eylül Çarşamba günü nikah dairesi önünde gerçekleşiyor olacak. Yine 6 Eylül biliyorsunuz İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü. Burada da 9.30'da anıtta Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni gerçekleştireceğiz. Onda Garnizon şehitliğinde orada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar gerçekleşecek. 10.30'da Gaziler Derneğimizi ziyaret edeceğiz. 12.45'te Sani Konul Camii'nde Mevlüt ve Cuma namazı sonrasında da yine ikramlarımız olacak. Beraberinde 18.30'da Konukoğlu Camii'nden Atatürk Anıtı'na kadar bir kortej yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Ve burada da heykel önünde de geldiğimizde halk dansları gösterileriyle son bulmuş olacak. Yine 6 Eylül tarihinde belediyemiz ve Terziler Odası işbirliğiyle üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz 3. Hanımeli Alışveriş Şenliği olacak. Hikmet Şahin Kültür Parkı Kameryalar bölgesinde girişimci kadınlarımızın ürünlerini satabilecekleri 120 stand kurulmuş olacak. 6-7-8 Eylül tarihlerinde 10 ile 24 arasında bu standlar açık olacak. 6 Eylül Cuma akşamı 20'de de yerel ekiplerimizden Oktay Esen'in pop konseri alışveriş şenliği alanında gerçekleşmiş olacak. Yine takip eden 7 Eylül Cumartesi saat 20'de, akşam 20'de Amfitiyatro'da Kıbrıs Harekatı'nın 50. yıl anısına özel bir gece gerçekleşecek. Gençlik Korosu Kahramanlık Ezgileri konseri ve tarihi İnegöl mehterimizin de gösterisini burada izliyor olacağız. 8 Eylül Pazar günü 9.30'da Adalca Şehitliği'nde cross yarışması olacak ve halk yürüyüşümüz olacak. Bu yıl üçüncüsü yapılan geleneksel etkinliğimizde İnegöl'de Kurtuluş Savaşı'nın en çetin mücadelesinin verildiği bölgede o günlerin anısına yürüyüş yapacağız. Cross ve yürüyüş bitiminde tüm katılımcılara simit ve çay ikramlarımız gerçekleşmiş olacak. Burada ifade ettiğimiz gibi Zafer'den Kurtuluş'a dolu dolu 10 gün İnegöl'ü bekliyor olacak. Ben bu vesileyle tüm halkımızı bu programlara davet ediyorum ve inşallah dolu dolu bu programlarla hep birlikte icra etmiş olacağız. Kıymetli Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Yine Milli Eğitim Müdürümüze, Terziler Odası Başkanımıza, yine
çok değerli kültür komisyonumuzdaki meclis üyelerimize ve Kültür İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz müdürlerimize ve çalışanlarımıza, ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli basın mensuplarımıza da bizlere kamuoyuyla bu bilgileri paylaşma fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Programlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ağustos ayı malumunuz bizim tarihimiz için zaferler ayı olarak ifade edilir. Bugün 26 Ağustos Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu bizlere yurt olarak kapıları açtığı zaferden büyük taarruzun başladığı 26 Ağustos ve nihayetinde 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan büyük taarruzun yaşandığı tarihimizin önemli hadiselerinin cereyan ettiği bir aydayız. Ve biz de kıymetli başkanımızın az önce detaylarıyla anlattığı programlarla inşallah zaferden kurtuluşa mottosuyla bu günleri, bu zaferleri, geçmişimizde, tarihimizdeki bu önemli zaman dilimlerini genç nesillere, insanlarımıza aktarmak adına, paylaşmak adına, gündemde tutmak adına bu etkinliklerle inşallah idrak etmiş olacağız. Ben emeği geçen herkese, başta Sayın Başkanımız ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden hem Zafer Bayramımızı hem İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluş zaferini tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim ülkemizin birliğini, beraberliğini, huzurunu daim eylesin ve bu programlara ben de tüm halkımızın ellerinde bayraklarımızla iştirak etmesini, coşkulu bir şekilde kutlamamızı, dosta düşmana milletimizin, devletimizin birliğini, beraberliğini, gücünü göstermemizi diliyorum.